Abdullah Öcalan'ın ev hapsiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ev hapsine çıkabileceğiyle alakalı söylentiler var gündemde. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Bence mümkün değil. Olamaz tabii ki. Vatandaş da hani bu ülkede neler olamaz dedik de neler oldu diye yorumluyor. Siz ne dersiniz? Ya tabii ki yani hükümetin ne karar vereceğini tabii kimse bilemez bu konuda da. Yani ama şahsi fikrimi sorarsanız bence öyle bir şey olmaması lazım. Olursa vatandaşın tepkisi nasıl olur sizce? Büyük tepki gelir. Çok büyük tepki olur. 40 bin, 50 bin şehidimizin kanı yerde kalır o zaman. Olmaz yani. Ya bu ülkeden mesela TC'yi bile sildiler. Kimsenin sesi çıkmadı ya. Evet. O yüzden. Yok. Buna tepki gelir. Buna gelir diyorsun. Buna gelir evet. Bazı şeyler var. Ayırt edilir. Buna tepki gelir. Şahsi fikrim olarak. Anladım. Peki. Evet. Yorumladığı için sağ olun. Rica ederim. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılacağıyla ilgili söylentiler var. Evet. Konuyla alakalı düşüneceğiz nedir acaba? Yani şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de artık hiçbir şey şaşırılmıyor. Yani olabilir de yani bunu devlet kademeleri karar verecek. Vatandaşın bir şey söylemeye de çok bir hakkı yok gibi yani. Ama yani olmayacak diye bir şey de yok yani. Her şey olabilir. Bekliyorsunuz yani. Olabilir tabii yani. Türkiye'de her şey olabilir yani. Olmayacak birçok şey olmuştur. O da olabilir yani. Yani peki nasıl bir etki yaratır vatandaş üzerinde bu? Ya vatandaş üzerinde bence çok büyük bir etki yapmaz. Vatandaş tamamıyla algıyla yönetiliyor yani. Başka bir şey yok yani. Yani iyi veya kötü. Siyasetçilerin yönlendirmesiyle gidiyor yani. Vatandaş şu an kendi derdine düşmüş yani. Başka bir şey yok yani. Yani hakikat budur yani. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla alakalı vatandaş ne düşünüyor diye soruyoruz. Öyle bir şey mi varmış? Şu an gündemde konuşuluyor. Vatandaş ne düşünür? Böyle kim bir şey olabilir mi? Kim gündeme getirmiş? Ben duymadım. Siz haberiniz yok mu? Gerçekten? Hayır. Şu an bu, böyle bir şeyin olabileceği. Ondan sonra kim söylemiş bunu? Gündem bu bir nabız yoklaması galiba sanıyorum. Siz yani mi gündeme getiriyorsunuz? Hayır, biz böyle bir şey gündeme getiriyoruz. Biz niye getirdik? Ben hiç duymadım böyle bir şey ama. Vatandaşın tepkisini ya galiba. Sosyal medyada mı diyorsunuz? Tabii sosyal medyada. Ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Neden? Hiç. Boş yani huzurlu bir şey. Anladım. Niye vaktimi harcayayım sosyal medyada? Küresel medyayı mı takip ediyorsunuz? Televizyon kanallarını yok, mı takip ediyorsunuz? Televizyonu da takip ediyorum. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Geliyor bana, birileri getiriyor. Sosyal medya, siz sosyal medya mısınız? Evet. Sosyal medya tamamen boş, saçmalık bir şey. Anladım. Yani siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Anladım. Yazık günah yani. Keşke siz zamanınızda dolu şeylerle uğraşsaydınız da biz bunlarla uğraşmak zorunda kalmasaydık. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz de yani boş İyi akşamlar, tamam. Teşekkürler, sağ olun. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla alakalı bir gündem var. Nasıl yorumlar vatandaş? Hayır, çıkmasın. Çıkmasın. Tabii ki çıkarsa. Çıkarsa vatandaşın tepkisi nasıl olur diye soruyoruz. Sizce bir tepki var mıdır ya da gelir mi? Vardır tabii ki. Neden benim evlatlarımın katili çıkacak ki? Yalan mı? Hangi şey olarak? Herhalde Doğu'ya ait. Mi? Yok hayır. Burada yeniyoruz biz. Sokaktan öyle. Evet. Aynen. Neden askerimin, polisimin katili yola dışarıya çıkacak? Benle aynı. Neden o zaman alında çıkacaktı? Şu an bizim paralarımızla toplum, onun beslenmesi bile bence yanlış. Sizce toplumda bir tepkiye neden olur mu? Halay tabii ki olur. Kimse karşılamayacak. Soru kimse bile karşılamayacak, soru bile büyük tepki. Bence birçok vatandaş karşılayacak gibi geliyor bana. Tabii ki herkesin görüşü farklıdır. Herkes saygı duyarak bu Türkiye'deyiz. Ama bana sorarsan ben tepki veririm. Mesela örnek veriyorum. TC yazıları kaldırıldı kimliklerimizden. Hayır, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti yazıyordu kimliklerimizde. Tamam. Ama ben Türk olduğumu biliyorum ablacığım. Ben bu ülkede zaten Türk'üm. Bakın Türkiye Cumhuriyet yazıyor. Cumhuriyeti yazmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmıyordur. Parada da aynı şey geçerlidir. Bence geçmişe bakarak değerlendirmek lazım. Bugüne bakarak değil. Aidiyet geçmişten bitmiş. Devlet kurumlarında da kaldırıldı ya o yüzden. Evet. TC yazıları o yüzden. Yazıya mı takılıyoruz? Ben Türkiye'mdeyim, ülkemdeyim. Gayet Türk gibi yaşıyorum. Bu bana yeter. Anladım. Sen de Türkiye Cumhuriyeti. Bak ne güzel konuşuyoruz. Evet. Bu bir güzellik değil midir? Peki yarın bir gün çıkarsa tepkimiz yine aynı mı olacak? Çıkmasın. Yarın bir gün diyelim ki ev hapsine çıkardılar. İki gözünü çiçeğini mi be? Hoş geldin diyerek karşılarız biz onu. Pardon, ev hapsi. Neden ev hapsi? Orada dursun. Karşı görüşlüye benziyorsun. Bana bir tepkili bakıyorsun da. Soruyorum efendim. Ama ben ne, şu an nötr de değil, pozitif de değil. Ben şu an şey bakıyorum. Ama kaç yüz tane askerimizin, polisimizin emrini veren kişi sence çıksın mı?
Tabii bence çıkmasın. Çıkmasın. Çocuk katili. Her şey bitti. Her Türkiye şey günlük gülistanlık. Onu mu konuşacağız? Benim için kayda bile değer değil. Görüşürüz. Peki. Abdullah Öcalan'ın ev hapsiyle alakalı bazı gündemde söylentiler var. Bunlar tabii ki söylenti. Hiçbir partinin bir iddiası ya da ortaya attığı bir şey değil. Ama bir söylenti var galiba. Ben öyle zannediyorum, öyle okuyorum. Vatandaşın nabzını ölçüyorlar. Sen ne düşünüyorsun konuyla alakalı? Merhaba, kolay gelsin. Siz sosyal medyada takip ediyoruz. Çok değerli, kıymetli insanlarsınız. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz, cansınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. İnsan da dünyanın en güzel insanı. Güzel ülkemin güzel insanlarına buradan selamlar, sevgiler. Ya ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası ya. Yani ülkemde o kadar sorun varken, yani ev hapsine alırlar mı? Alabilirler. Yani çünkü 10-15 sene önce yine bir çözüm süreci vardı. Onun hakkında ev hapsi deniliyordu. Yani gene ev hapsi düşünebilirler mi? Düşünebilirler. Yani bu iktidardan, hükümetten her şey beklenir yani. Bugün A diyorlar, yarın B diyorlar, sonraki gün C diyorlar, sonraki gün D diyorlar. Böyle bir şey mümkün yani diyorsun. Bugün beyaz diyorlar, yarın siyah diyorlar. Bekliyorsun yani böyle bir şey. Yani dedim ki bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ama bunlardan her şey beklenir. Yani mesela HDP'ye terörist diyorlar, terör örgütünün siyasi ayağı diyorlar, vatan haini diyorlar. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyorlar. Ama mecliste ayağına gittiler, baş boyun eğdiler, özür dilediler. Dediler biz size yıllardır terörist, terör örgütünün siyasi ayağı, vatan haini diyoruz ama siyaset gereği diyoruz. Yoksa bize kimse oy vermez, koltuğumuzu koruyamayız. Yani bu şekilde ya, yani diyorum ya, bugün beyaz diyorlar, yarın siyah diyorlar. Mecliste birbirine hakaret, küfür ediyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirinin ağzı burnunu kırıyorlar. Sence böyle bir ama şey olursa vatandaş tepkisi nasıl olur? Ya vatandaş ne diyebilir ki? Yani bu ülkeyi babasının çiftliği görüyorlar onlar. Yani istediği gibi atı oynatıyorlar. At oynatıyorlar istedikleri gibi. Vatandaş kimsenin umurunda değil. Vatandaşın ne söylediği de kimsenin umurunda değil. Yani dediğim gibi her şey beklenir onlardan. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla ilgili söylentiler var. Vatandaş nasıl bir tepki gösterir buna? Şimdi bu işin başladı mı şu an? Evet. Kayıt. Şu an kayıtta. Çekiyor seni, söyle. Şimdi şu an çözüm süreci denilen bir zırvalık gündeme getirdiler. Geçmişte de o zırvalığın ne yüdüğü belirsiz, içeri belli olmayan neyin çözümüydü belli olmadığı için netice de vermedi. İki de sıçıp batırdıkları yetmedi. Yetmedi. Şimdi yeni bir AK Parti oylarının bitişi, MHP'yle bitişi, onu yeni toparlamak, konsolidite etmek için yeniden MHP'nin limanına sığındılar. Yeni bir çözüm süreci adı altında bir oy şeyini yükseltebilir miyiz? Onun derdine düştüler şu an. APU'nun, Öcalan'ın eğer başarılarsa, müzakere olursa Kandil'le de karşılığında Öcalan'a ev hapsi çıkacak. Bu mümkün diyorsun. Mümkün mü? Olur. Yani. Türkiye'de niye her şey oluyor, olmuyor mu? Nasıl işlerine gelirse öyle oluyor. İşlerine geldiği gibi oluyor. Hepsi tamamen realite dışı şeyler. Tamamen kendi döngülerini koruma senaryoları. Millette zerre kadar bir faydası yok. Çözüm adına zerre bir çözüm yoktur. Madem bir şey varsa çözüm süreci adı altında içeriğini şey yapsınlar. Neyin çözümü? Hangi ölçülerde, hangi kriterlerde? Neye göre çözüm? Geçmişte yapılan çözüm ne netice verdi ki şimdi yeniden ne çözümü? Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması şu an gündemde, ne düşünüyor vatandaş? Çok derin mevzu bu. Çok boğulur muyuz bu mevzuda? Vallahi boğuluruz. Biz, bizi abi aşar bu. Hakaret etmeden yorumlayalım abi, ne vatandaş hakaret ne düşünüyor? Hakaret etmeyiz canım. Ne hakaret edeyim? Ne düşünüyorsunuz konularla alakalı? Allah, naturalim yani, sana söyleyeyim. Yani ne pozitif ne negatif. Öyle. Anladım. Çok tehlikeliyorum bu. Peki nasıl istersen. Gündemde Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasıyla alakalı söylentiler var. Hangi konu? Konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Ya vallahi evet bir şeyler duyuyorum ama tam dinlemedim. Konuyla ilgili vatandaş nasıl bir tepki gösterir size? Bence olmaması gerekiyor. Ne alaka? Onun zaten yaşaması bile zarar yani topluma, dünyaya. Ne alaka? İyi bir de ödüllendirsinler, dışarı salsınlar yıllar sonra. Hayırdır? Vallahi bence yapılmamalı. Ne olacak yani? Şimdi öyle olunca sanki bu PKK terör örgütü duracak mı sanıyorsunuz? Yani resmen Türkiye boyun eğdirmeye çalışıyor devlete. Ne alaka ya? Ne alaka?
Ne olacak sanki, bitecek mi yani eylemler? Bitmeyecek ki. Hiç de bitmez sanmıyorum ben. Yani size yapılabilir mi böyle bir şey? Bence yapmazlar ya. Bizim başımızdakiler bunu izin vermez bence. Onlar konuşsun dursun. Bunu şu anda onlar mı öyle bir şeyler çıkarıyorlar? Şu an gündemde olan bir konu. Ha, gündemde. Onlar işte yani. Akılları sıra. Bence suni gündem yaratıyorlar ama devletimizin buna izin vereceğine inanmıyorum. Ta Ecevit zamanında atıldı. Üstünden değil mi? Yıllar geçti yani. Onun peşinden Tayyip geldi. Durdular da şimdi mi böyle bir şey ortaya atıyorlar? Kendilerince bence gündem yaratıyorlar. Devletin de buna göz yumacağına inanmıyorum. Vatandaş da diyor ki olmaz denen neler oldu bu ülkede diyorlar. Vatandaş da bu şekilde yorumluyor genelde. Yok ya, o kadar değil. Tamam, bir takım bir şeyler olmuştur mutlaka olmaması gereken ama bu kadar da değil yani. Hani bir laf vardır ya, kabatar oha derler ya, onun gibi bir şey yani, o kadar da değil. Ya bu kadar yani şehit aileleri ya, ya o şehitler var ya, mezarlarında ters döner, ters. Şu anda bile hala şehit kaybediyoruz. Bunlar neyin kafasını yaşıyor ya? Hayırdır?